Sadece bu maç için değil, içinde bulunduğumuz şartlara baktığımız anda camia olarak oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki bu tarz zorluklara karşı geçmişten antrenmanlıyız. Hem sporculuk dönemimizde hem teknik adamlık dönemimizde. Benzer krizlerin içerisinde bulunduk. Ve hiçbir krizin içerisinde de belli bir mazeretin, belli bir soruna takılmadan çözüm üretmeye gayret gösterdik. Yarın işimizin zorluğunu biliyoruz. Krasnodar takımı iyi bir takım. Trabzon'da bizi yenerek önemli de bir avantaj elde ettiler. Biz de devreye kadar oynayacağımız toplamda 29 maç olması sebebiyle yarınki oynayacağımız müsabakaya da dikkate aldığımız anda 18. resmi maçımızı oynayacak olma sebebiyle ve buraya getiremediğimiz sakatlarımızın olduğu 7 tane ve 1 tane de gereksiz yükleme ve yorgunluğa karşı yaşını da hesap ederek bıraktığımız bir oyuncu da dikkate alındığında kalan maçlarımızı sadece sonuçsal değil, oyuncunun fizyolojik ve psikolojik tedavisi anlamında da kullanma amaçlı 19 yaş takımımızdan destekle beraber bir kadroyla buraya geldik. Tabii ki bu genç oyuncuların bizimle beraber kanatlanmalarını, bizimle beraber uçmalarını çok arzu ediyoruz. Bir yanlışları, bir eksikleri varsa bizim olduğumuz ortam içerisinde sınırsız yapabilmelerinin rahatlığını vermeye çalışıyoruz. Biz mücadele edeceğiz, gayret göstereceğiz. Sonucunu hep beraber yarın bekleyip göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Yeah, I agree with all the things that that the coach say. I think last game against Krasnodar, I think we played really good first half. We were positive in our play, lucky not to get a goal. So I think our objective now is just to get a good result, play well, and try to get 3 points. Öncelikle iyi akşamlar. Hocamızın dileklerine katılıyorum. Özellikle Krasnodar'a karşı kendi sahamız oynadığımız maçın ilk yarısında gol atamamıştık maalesef. İyi oynadığımızı düşünüyorum ama yarınki hedefimiz tabii ki iyi bir oyunla iyi bir galibiyet alabilmek olacak. Evet, sorularla devam edebiliriz. Добрый вечер, добро пожаловать в Россию, добро пожаловать в Краснодар. Ну и вопрос главному тренеру. Несколько игроков, которые очень известны в России, которых в России считают звездами, там можно перечислять Соса, Старича и так далее, завтра, как вы сказали, уже не примут участие в матче. Насколько это сильный удар по клубу и насколько тяжело Трабзонспору без этих футболистов выступать? Öncelikle sorusu için teşekkür ediyorum. Tabii ki biz o sadece bahsettiği iki oyuncudan müteşekkil bir takım değiliz. Bir takım her türlü özelliği içerisinde barındıran farklı özelliklerdeki kimyaya uygun oyuncu karakterlerinden oluşur. Tabii ki o bahsettiği iki oyuncu özellikle Sosa ve Daniel'den bahsetti. Elbette ki önemli. Ama bizim için Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Obi, yani 7 tane sakatımızı saydığınız anda bunların içerisinde hepsi bizim için ayrı ayrı değerde. Biz Türkiye'de de çoğunlukla kullanırız kriz ortamlarının kendi içerisinde fırsat sakladığını. Belki yarın genç takımdan getirdiğimiz oyuncularımız forma şansı bulacaklar. Ve böyle önemli bir müsabakada kendilerini gösterme imkanı fırsatı bulacaklar. Ve geleceğin yıldız adayları arasında yerlerini alacaklar. Dolayısıyla biz evet getiremediğimiz, oynatamadığımız oyunculara zaten uzun bir zamandır üzülüyoruz. Sadece yarının konusu değil bu.
Ama bununla beraber o arkadaşlarımız inanıyorum ki armalarını en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Başka soru var mı? И вопрос игроку, также давно добро пожаловать в Россию. Вопрос заключается в следующем. Вы уже сказали о первом матче. Справедлив ли тот результат, да, с которым он завершился? Это во-первых. Ну и во-вторых, что нужно сделать для того, чтобы этот результат не повторился завтра здесь, в России? Спасибо. As the coach talked about, we have some injured players, but I think it's really important for us to not think about too much about that. We have some young, hungry players that wants to play and wants to prove themselves, and hopefully they will do well, and the team will do well, and we just have to go for 3 points. That's basically it. Evet, dediğim gibi, hocamızın da bahsettiği gibi sakat oyuncularımız var ama bu konu hakkında çok fazla düşünmenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü genç, başarı yaş oyuncularımız var. Bu oyuncularımız da yarın çıkıp ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklardır. Dolayısıyla sakatlardan daha çok genç arkadaşlarımızın, bu sahaya çıkan arkadaşlarımızın yapacaklarıyla alakalı buna odaklanabiliriz. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Hocam açıklamanızda genç futbolcuların fiziksel ve psikolojik olarak hazır hale gelmesinin önemli olduğunu vurguladınız. Trabzonspor içeride Grosso'dan maçı, sonda lig maçını kaybetti. Puan kaybının yanı sıra takımınızda özellikle psikolojik olarak, inanç olarak, tutku olarak, iddia olarak kayıp oldu mu? Olmuşsa bu süreci nasıl geçmeyi düşünüyor Trabzonspor? Yarınki maç bunun için bir adım olabilir mi? Teşekkür ederim. Şimdi onların başında bir salon subayı değil, saha komutanı var. Dolayısıyla bizim iş bitti deyip de beyaz bayrağı veyahut da havluyu atmadığımız süre içerisinde onların atma lüksü yok. Onlar öğrenecekler, hata yapacaklar, maç kaybedecekler ama pes etmeyecekler. Yarınki müsabakaya da biz bu şekilde bakıyoruz. Biz psikolojik olarak bir yılgınlığımız yok. Sadece gerçekten üzgünüz. Yani bugün sakat deyip de o saydığınız oyuncuların tamamı bizim için çok önemli oyuncuları. Destek ve rekabet oyuncuları. Uzun zamandır biz bu oyuncuları kullanamıyoruz. Sonucu alabilirsiniz. İyisiyle kötüsüyle sonucu alabilirsiniz. Ama olabilecek en iyi hazırlıkla hem psikolojik hem fiziksel hazırlıkla biz yarın sahada olacağız. Gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Ama bunun ötesinde tabii ki rakibimiz çok önemli bir kadro, önemli bir takım. Ligde de iyi durumdalar. Asla da pes etmeyen bir durumdalar ki son müsabakada maçın son dakikalarında yine maçı bırakmadan 2 tane gol attılar. Zorluklarını biliyoruz. İşimizin zorluğunu da biliyoruz ama biz her türlü hem psikolojik hem fiziksel olarak müsabakaya hazırız. Ben Alex'e sormak istiyorum. Rakip belki ilk maçta belki biraz kapalı kutuydu ama bu maçta artık rakibi de biraz tanıyorsunuz. Sizce ilk maç oranla çıkarımlarınız bu maçtan, ilk maçtan çıkardığınız dersler bu maça göre neler? I think first of all it's a strong physical team. They're good in defense, they're good organized. But they also have some losses in the midfield. They lost the ball a few times and we need to take care of the transitions. And I think most of all we learned that it's a team we can beat and we have to believe it. Belki de ilk maçta rakibimiz hakkında öğrendiğimiz en önemli şey kazanabileceğimiz, onları yenebileceğimizdi.
Çünkü gerçekten sahada güçlü ve fiziksel olarak da iyi duruş sergileyen bir takımdı. Defansta iyi bir savunma yaptılar. Özellikle çok iyi organizelerdi. Ama orta sahada özellikle yaptıkları top kayıplarıyla beraber geçişlerde biraz sıkıntı yaşadıklarını gördük. Dolayısıyla biz bunu kullanabilirsek bunları kazanabileceğimizi gördük. İlk maçtan öğrendiğimiz belki de en büyük ders, en büyük şey buydu. Hocam ben size soru sormak istiyorum. Şimdi sezonun ortası oldu artık. Ligde 10 hafta geride kaldı. Avrupa Kupalarında da bir devrenin bitti. Çektiğiniz fotoğrafta nasıl bir tablo görüyorsunuz? Çok yoğun bir sezon. Sakatlıklarla da uğraşıyorsunuz. Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili nasıl bir tablo görüyorsunuz? Şimdi tabii ki böyle bir basın toplantısında Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili söyleyeceğim 3-5 cümle belki sizi tatmin etmeyebilir. Bu daha uzun bir zamanda, uzun bir süreçte daha genelleme, daha sosyolojik açıdan bakarak değerlendirilebilir. Ama kısa zaman içerisinde söyleyeceklerim şunlar. Evet, biz geçen sene geldiğimiz andan itibaren birçok zorlukla mücadele ediyoruz. Sadece ben değil, bu camiaya gönül veren her insanlar birçok zorlukla mücadele ediyorlar. Bunda Sayın Başkanımızın ve Değerli Yönetim Kurulu'nun ve kulüp profesyonellerinin emeğini biz yok sayamayız. Onlar gerçekten özverili bir şekilde çalışıyorlar ama bu bir süreç. Bunu bugünden yarına düzeltmeniz, bugünden yarına rayına oturtmanız söz konusu olmayabilir. Ki birçok şeyin düzelmesinde sonuçlar çok önemli bir unsurdur. Biz zaman zaman bu arzu ettiğimiz sonuçları alarak bir yerlere gelmeye çalıştık ama sonuçlarda zorlandığımız dönemlerde de çok yürekli, kaliteli, önce insan olan ve yeteneğini sonuna kadar kullanmaya gayret gösteren bir oyuncu grubuna sahibiz. Dolayısıyla geçen seneden başlayıp şu ana kadarki gelen süreç içerisinde bu oyuncuların, özellikle kontenjan oyuncular da dahil, belki Trabzonspor tarihinde hiçbir zaman bu derece sahiplenme olmamışken, o şehrin evladı gibi formalarına, armalarına sahip çıkıyorlar. Ve camiayı bir noktaya getirmeye çalışıyorlar. Ha, bugünkü gelinen nokta içerisinden durumdan memnun musun dersen, ben teknik adam olarak elbette ki memnun değilim. Üzgünüm. Yani insan olarak üzgünüm. O oyuncuların sahada olamadıkları anda ne derece üzüntü çektiklerini biliyorum. Bizler, taraftarların beklentileri var, camianın beklentileri var. Onlara arzu ettiğimiz performansı saha içerisinde gösteremediğimiz zamanlarda üzülüyoruz. Ama şu gerçek, bunu insanlar ister kabul eder ister etmez. Biz yeteneğimiz ölçüsü içerisinde en iyiyi vermeye gayret gösteriyoruz ki bundan şüphe yok. Oyuncularımız da ne antrenmanda ne müsabakada kendi yeteneklerinin gerisinde kalacak bir performansın içerisindeler. Olacak her türlü sonucu biz kabullenebiliyoruz, kabul edebiliyoruz. Bize samimi inananlar da bu kabulleniş içerisinde olur da Trabzonspor'un geleceğinin daha sağlam temelleri oturması noktası içerisinde yavaş yavaş atacağımız adımları olgunlukla karşılayıp da bizi desteklerlerse biz bu işi başarırız, beceririz. Ha, bugün zorluk var. Eğer bu zorluk içerisinde de kardeşim biz sonuca bakıyoruz, siz istediğinizi yapabilirsiniz diyorlarsa da o konuda da itmanlıyız. Sıkıntımız yok. Vakti zamanı geldiğinde gereğini de yaparız. Sorun değil o konu. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar.